Arama kurtarma hizmeti grubumuz var, APAD bünyesinde güçlü yapımız var. Ama bunu İstanbul üzerinde düşündüğümüzde sadece APAD'ın kapasitesiyle tabii bunu götürmeyi düşünmüyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımız var burada. Arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek personel boyutunda yaklaşık resmi ve görüntüyü aldığımızda 35.839 fizikli veriyor. Bunun tamamının tabii ki arama kurtarma faaliyetlerine katılmasını katılacağını düşünmüyoruz. Bununla ilgili detay çalışmalarımız mevcuttur. Hangi ekiplerin hangi bölgelerde faaliyet vereceğini şu an itibariyle biliyoruz. Bu da diğer illerimizde hangi illerimizin İstanbul'un hangi ilçesinden sorumlu olduğunu, dolayısıyla bu illerimizde, bu iller, ilçelerde gerekli hazırlıklar önceden yapmalarıdır. Zaten bunu illerimize de denmiş durumdayız. Aynı şey İstanbul için de geçer. Hangi ilde görevlisiniz? Hepsi de hangi ilde görevli olduğunu, nereden harekete geçecek, hangi görevi alacağı şu an itibariyle belirlenmiş durumdur. Aynı çerçevede sağlık. Sağlıkla ilgili ağır yaralarımız olacak, ayakta tedavi imkanı olacak ve çok hafif yaralarımız olacak. Bu anlamda yine detay çalışmalarımız var. Depremde görevlendireceğimiz köprünün üzerinde şu anda sadece şu an itibariyle net hastane, sadece Sağlık Bakanlığı'na ait hastane sayfası, sadece afet, depreme yönelik şu anda görevlendirilmiş durumdadır. Sahra hastanelerinin nerelerde kullanacakları görevlenmiştir. Ve sonrasında şu anda özel sektörün imkanlarında tamamen bunun içerisinde dahil ediyoruz. Diğer hastanelerimizde de bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü var olan hastaların diğer hastanelerde hizmet görüyor olması devam ediyor. Bu zaten burada ihtiyaç olan bir hizmet ama hızlı bir şekilde zaten bir dışındaki bütün sağlık çerçevesindeki ihtiyacı gerek hava aracı veya kara aracı veya deniz taşıma olmak üzere tamamı da buraya taşınıyor olacak. Yine burada da detay alanda kim, nerede, nasıl görevlendirilecek ve bununla ilgili yolları da trafikle dahil nasıl taşılacağıyla ilgili detay çalışmalar mevcuttur. Yine 0'cılara kadar ileri geçecek bir başka hizmet grubu da yangın hizmet grubudur. Bu İçişleri Bakanlığımız ama şu anda İstanbul özelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumlu olarak bunu götürüyor. Burada yine gördüğünüz gibi kendi kaynaklar ama bunun dışında diğer illerden ve diğer toplum kuruluşları da dahil, yerel kaynaklar da dahil biz de ulusal boyutundaki bütün veriler hazırdır. Kimin hangi bölgelerde görevlendirileceği bellidir. Sadece nokta atışı anlamında afet anlamındaki ilk hasar tespit çerçevesinde gidilecektir. ABRN hizmet gruplarımızı artık siz de yakından tanıyorsunuz. AFAD da var bu. Yine aynı şekilde İPAYE de var. Türkiye Akomenemsi ile birlikte burada çalışıyor olacağız. Halk sağlığı bir emniyeti ve ilgili destek birimleri anında yine harekete geçiyor olacak. Çünkü İstanbul özelinde baktığımızda diğer iller içinde geçerli. Sadece dışarıdan tepki olarak düşünmeyin. Özellikle ürünlerin üretildiği organize sanayi bölgelerinde düşündüğümüzde bütün bu alanlar önceden belirlenmiş durumda nerede, nasıl hareket edeceğiyle ilgili burada da yine mevcutteki ekiplerimiz belli ve kapasite artışı çerçevesinde yatırımlarımız devam ediyor. Enerji grubumuz var tabii. Enerji grubumuzdan da o da 0. dakikada yine acil boyutu harekete geçecek gruplarımızdan. Bundan da beklentimiz elektrik enerji sadece üretim ya da iletim değil, dağıtım hattının hızlı bir şekilde tekrar hasar tespitinin yapılması, bakımlarıyla birlikte elektrik sisteminin tekrar enerji veriliyor olması. Ama aynı zamanda da doğal gazla ilgili hasar tespitinin hızlı bir şekilde yapılıyor olması, bakımlarının aynı şekilde şayet hasar bölgeleri varsa hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasıyla ilgili çok detay burada da Enerji Bakanlığımızda ve genelde de hem Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Enerji Bakanlığımızın tedbirleriyle bu hizmet grubu şu anda yoğun şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Aynı çalışma diğer illerimiz için de geçerli. Tabii ki sonuçta beslenme olayı var, tabii ki barınma olayı var. Toplanma alanlarımız yine başta olmak üzere buralara ve çadır geçici barınma alanlarımız olacak. Buralarda belirli alanlarda hızlı bir şekilde minimum boyutu da olsa beslenme ihtiyacını anında karşılamak istiyoruz. Burada da sorumlu olan Türk Kızılı. Diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımız Türk Kızılay'ın liderliğinde bu hizmeti veriyor olacaklar. Burada da bu sadece
Kızılay imkanları boyutuyor ama şu anda bütün sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün Kızılay'da belediyeler var. Buraya sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün imkanlarını da şu anda dahil ediyoruz. Burada problem yaşamayacağımızı düşünüyoruz, ümidiyoruz. Barınma alanları var. Bu birçok defa da İstanbul'da sürekli gündemde olan bir olay. Herhangi bir şey olursa ne yapacağız? Toplam alanlarımızdan bahsettiğim 300'ün üzerinde. Bir de geçici barınmaya ihtiyaç görülecek. Şu andaki tahminler zaten medyaya da sürekli yansımıştır. 2 milyon civarında gibi barınma ihtiyacı, geçici barınma ihtiyacı olabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Şu anda ilgili yerel bu bilimlerde İstanbul üzerinde bunu söylüyor. 77 alan çadı kentlerde veya bir kent olurdu. Belirlenmiş durumda ve imara kapatılmış durumda. Sorulan soru da hep şuydu. İyi ama geçmişte bu sayı şu idi. Bu karşılayacak mı? Bizim yaptığımız çalışmalardaki bizim hedefimiz geçici barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu ihtiyaçla cevap veriyor. Dolayısıyla asıl orta ve uzun vadeli hedefimiz aslında bu çadırlardan tamamen kurtulmaktır. Şu an itibariyle İstanbul'da 1705 okulumuz afet anında geçici barınma merkezi olarak kullanılabilecek durumdadır. Bu okullarımız bellidir ve bu okullarımızla ilgili lojistik hizmetlerimiz de şu anda tamamen planlanmış durumdadır. Lojistik hizmet noktasında da bunun önceden de belki hatırlarsınız, AFAD bünyesinde de bütün Türkiye'yi kapsayacak yani belirli saatlerden bahsediyoruz günlerde. Saatler içerisinde herhangi bir ilimizde bir arada olduğunda hangi dakikada hangi lojistik merkezden, depodan hangi tırın hareketi geçeceği kentlerde parmak olarak şu an itibariyle verilmiştir. 81 bin için vardı bu ve hangi yol güzergahını takip edeceği belirli. Herhangi bir tren giriyor, yükleniyor ve ayrılıyor olması 12 dakika içerisinde. Sonrasında da hem içerisindeki malzeme ki biz online takip edebiliyoruz, hem de hareket halinde tren nerede olduğunu takip edebiliyoruz. Bu özellikle trafik hizmet grubu için de önemli geliyor. Burada spor tesislerimiz vardır. Şu an itibariyle rezerve 1076 adet ve yoğun bir şekilde de tahliye merkezlerimiz oluşturdu. Tabii ki bu tahliye olayı da bu çalışmanın içerisinde değerlendirildi. Ayrı bir hizmet grubudur ama iç içe geçen bir hizmet olayı tahliyeyi özellikle afetten etkilenmemiş olan ve özellikle dışarıda yakınları olan tüm vatandaşlarımızı çok hızlı bir şekilde tahliyeye, İstanbul dışında tahliyeye teşvik etmek istiyoruz. Onunla birlikte bu alan 2 milyon vatandaşımızın geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Bu zaten sürekli artırılacak her türlü ihtimale karşı bu kapasitemizi artırarak devam ediyoruz. Barınma hizmet grubuyla alakalı da yine 77 alanın nerelerde olduğunu haritanın üzerindeki haritasını gördüğümüz bir haritadır bu. Bu da zaten lojistik merkezleri, bunu biliyorsunuz. Bunun bizim lojistik merkezleri ileride yine Kızılay'ımızın farkı. Farklı ürünlerimizin vakitinde çok daha büyük olması durumunda da uluslararası kaynakların olacaktır. Bunlardan nereden nasıl alacağız, nasıl dağıtacağız hepsi detay boyutta planlanmış durumdur. Yine tahliye ile ilgili biraz önce ifade edeyim zaten. 46 diye ifade ettik orada. İrili ufaklı, 46 ana merkezi, irili ufaklı boyutta tahliye noktalarının özellikle kara boyutunda özellikle arttırmaya çalışıyoruz. O arttırdığımız daha küçük boyutlarda kattığımızda 130 noktamız var. Bu da zaten kendi vatandaşımızla İstanbul'lara paylaşılacak. Diğer 80 ilde de yine ildeki vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Şu anda bunların nereler olduğunu biliyor ve bunlar da imara kapatılmış durumda. Nakliye hizmet grubu dediğimiz olayda bütün bu hizmet grubuların alanlarda toplandı diyelim ki oradan tahliye edilmek isteniyor. Bu arada nakliyeye ihtiyacımız var. İlave bir nakliye noktasında araç geleceğe ihtiyacımız olduğunda da bununla ilgili de yine Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın yine sorumlu olduğu hizmet biriminde gerek İstanbul'da gerekse ulusal boyutta bütün kaynaklarımız burada belirlenmiş
ve ilgili hizmet gruplarına ihtiyacı olan adliye boyutunu talep olarak getirmiş ve şu anda detay çalışmalar bunlar çalışıyor. Bunlar da bir kapanması ve şu an itibariyle araç halk etmesi. Tabii ki su ve kanalizasyon boyutu. Bu önemli. Bunu da İdare Bankası birinci derecede, Orman Su İşleri Bakanlığı'nın da birinci derecede sorumlu tuttu. Su ihtiyacını hem kullanma hem içme suyu ihtiyacını karşılamakla sorumludur. Aynı zamanda altyapı ile alakalı kanalizasyondaki hasar tespiti ve bakım onarımının yapılması ve devreye alınması gerektiği çalışmalardan sorumludur.